Özcan, Aleyna, Yunus Tarta, hoş geldiniz. Bravo. Biliyorsunuz kanalımızı, biliyor musunuz? Biliyoruz. Tabii ki. Eyvallah. Videolarımızı izlediniz. Az çok nasıl olduğunu farkındasınız. Liseden arkadaşlarımız üniversite ve üniversite yaşamına dair sorular gönderiyorlar. Biz de burada onları muhataplarıyla buluşturuyoruz. Bugün de bizden defaatle istedikleri bir bölümü tekrar tanıtacağız. Tıp Fakültesi. Ancak bugün Cerrahpaşalı arkadaşlarımız aramızda. Arkadaşlarımızdan soru istedik. Bayağı yoğun bir ilgi oldu diğer bölümlere nazaran. Çok fazla soru geldi. Biz biraz değerledik, toparladık. Biraz da kendim soru kattım. Çünkü bizim 3 tane daha tıp fakültesi videomuz evet, var. Evet, seyrettim. Aynen. O zaman hazırsanız sorularınız geliyor. Gelsin. Gelsin bakalım. Ama öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Yani bu soruları gönderen bütün arkadaşlara teşekkür etmek gerekiyor. Ve videonun başından şunu da söylemek gerekir ki biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin öğrencisiyiz. Ve tıbbı sadece Cerrahpaşa açısından anlatacağız. Liseli arkadaşlar tıp fakültesi tercih etmek istiyorlarsa bütün tıp fakültelerini gidip geçsinler. Doğru ve sağlıklı bilgileri her fakültenin kendisinin verebileceğini düşünüyoruz. Bu önemli bir ayrıntı bence. Anadolu Düz veya Meslek Lisesi'nden de tıp kazanılır mı? Bence kazanılmaz diye bir şey yok. Hani tıp fakültelerine sadece fen lisesinden gelen öğrencilerine en zeki öğrenciler alıyor. Hani o zaman üniversite sınavının yapılmasına bir gerek kalmazdı sonuçta. Hani lise sınavıyla yerleşirdik. Yok Atlas'a girdiğinizde hani gelen öğrencilerin dağılımına da bakıyorsunuz. Hani Cerrahpaşa'ya baktığınızda hani ben bakmadım bilmiyorum ama Anadolu Lisesi'nden geleni de bulursunuz. İşte Düz Lise'den de geleni bulabilirsiniz belki bilmiyorum ki Özcan da ben de çıkış olarak zaten Anadolu Lisesi mezunuyuz. Hani fen lisesi mezunu değiliz. Bu bence kişinin kendi iradesine, kendi çalışmasına bağlı olan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bu bölüm sırf puanı tutuyor diye yazılır mı yoksa çok mu istemek gerekiyor? Tıp istemeden okunacak bir bölüm değil. Aslında bütün tıp fakültesi öğrencilerinin bir yerden sonra sorgulamaya başladığı bir şey. Bu bizim ülkemizin bence sorunu. Genelde abi yüksek geldi şimdi şu bölümü yazamam. Hayır abi sen mutlu olacağın şeyi yazmalısın. Bu senin hayatın yani. Bunu düşünmüyoruz. Ben çocukluktan beri tıp istiyordum. Tıp yazdım. Ama istemeseydim puanım yüksek de düşük de olsa hiç fark etmez istediğimi yazardım. Yani iyi puan yapan bir insanın hani istemeyerek tıp yazıp bence puanını heba etmesi yanlış bir şey. Zaten bir insan hani iyi bir puan almışsa ve istediği bir bölüme giderse hani azimliyse, yaptığı işi seviyorsa ben onun her türlü çok çok iyi yerlere geleceğini, çok çok iyi paralar kazanacağını, meslek hayatına çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. O yüzden hani puan bazında düşünmemek lazım. İsteyip istemediğine karar vermeli. Ameliyatlara kaçıncı sınıfta girmeye başlıyorsunuz? Ameliyatlara kaçıncı sınıfta girmeye başlıyoruz? Mesela Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde mesela birinci sınıfın ilk günü abi ben bir ameliyat görmek istiyorum dediğin zaman çıkarsın cerrahiye. İşte asistana dersin ben öğrenciyim ameliyata girmek istiyorum. Gel izle der sana hani kim istediğin zaman aslında girebiliyorsun. Devlet hastanesinde okumanın böyle bir avantajı var. Hani belki özellerde bu kadar bu imkanı bulamayabilirsiniz ama hani esas olarak siz gözlem niteliğinde istediğiniz senenizde gidip ameliyatlara girebiliyorsunuz. Ama ders olarak baktığımızda 4. sınıfa geldiğinizde artık stajlarınız başlıyor. Genel cerrahi stajına geldiğinizde artık hocayla birlikte ameliyata giriyorsunuz. İşte hoca size nasıl yapıldığını anlatıyor ameliyatın, izliyorsunuz bu şekilde. Cerrahpaşa tıp ile diğer tıplar arasındaki en büyük fark nedir? Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Ben böyle yuva olan yerleri seven bir insanım. Liseden beri böyle bir ekolle gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bunun için çok ideal bir yerdir. Bunun tabii ki de farkına hemen girer girmez evet abi ben de mensubum artık buraya bu ailenin bir ferdiyim diye düşünmüyorsun. Zamanla bu oluyor. Yani Cerrahpaşa'nın girişinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi diye büyük böyle bir tabela vardır. Onun altından geçerek fakülteye girersiniz. Yani ben çocukluğumdan beri Cerrahpaşa'yı seviyordum. Eyvallah. Hissediyordum. Eyvallah. Ama hala yani ilk günkü kadar canlı olan bir duygu işte o benim için. Oradan girdiğimde ben kendi evime girmiş kadar rahat hissediyorum kendimi. Şimdi bunu sağlayan ortamlar var. Bu nedir? Bir kere hocalar bence burada çok etkili bir şey. Ben eğer hocamla gidip bütün derdimi açık açık konuşabiliyorsam işte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi benim evimdir diyebilirim. Tabii ki de bu şey demek değil. İşte bütün hocalar böyledir demek değil. Bunu söylersek yalan olur. Ama baktığımızda gerçekten hoca oranı yani böyle samimi hoca oranı çok fazla. Bunun da büyük bir sebebi şu Cerrahpaşa biraz daha içine kapanık bir tıp fakültesidir. Yani hocaların çoğu işte birisi şuradan birisi oradan birisi buradan şeklinde değil. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin hocası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimini görmüştür. Asistanlığını orada yapmıştır. Uzman orada olmuştur. Doçent orada olmuştur. Profesör olmuştur sonunda. Şimdi bu adam derse geliyor diyor ki çocuklar diyor ben diyor öğrenciyken bundan 40 sene önce şu sırada oturuyordum diyor. İşte o an
O öğrenci benim. Aslında hocanın kendini gösterdiği yer benim. Bunu düşününce evet abi diyorsun, işte bu. O samimiyeti yakalayabiliyoruz. Bu tabii ki de manevi kısmı. Ama Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin diğer tarafı nasıl? Yani akademik boyuttan bakarsak. Türkiye'de birçok tıp fakültesi var ve bu tıp fakültelerinde birçok insana sağlık hizmeti veriliyor. Ve bu tıp eğitiminin sonucunda sanatkar veya zanaatkar olmak gibi iki tane kavram ortaya çıkıyor. Zanaatkar ve sanatkarın hani kelime anlamından gidersek, zanaatkar kendine bir iş öğretirsin bu adamın. Bu adam sana o işi gerçekten çok iyi bir şekilde ürün vererek yapabilir. Ama sanatkar özgün bir şey koyabilir ortaya. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bütün samimiyetimle söylüyorum ki sanatkar yetiştirir. Bir yerde, ülkenin herhangi bir yerinde çözülemeyen bir vaka olur. Oradaki büyük hastaneye gider, o çözemez. Başka bir büyük hastaneye gider, o çözemez. Çözemez. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gelir ve şifa bulur. Araştırma olarak baktığımızda da yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hocalarıyla birlikte yapılan araştırmalarda dünya sıralarında üst listede. Ve bunlara öğrenciler de bir şekilde dahil olabiliyor. Hocam ben sizin araştırmanıza katılmak istiyorum, akademik çalışma yapmak istiyorum diyen bir öğrencinin ben bugüne kadar hani hayır olmaz, sen daha küçüksün gibi bir söz duydum. Cerrahpaşa'da duymadım. Hani Allah'a şükür çevrem de geniş, böyle bir şey olsaydı dedikodusu net gelirdi. Bunlar olunca tıp fakültesinde olması gerekenler hani gerçekten yerine oturuyor. Bir tıp fakültesinin akreditasyon denilen, yani çok basit anlamda diplomasının dünyada geçerliliği olan bir standart eğitimi olduğunu gösteren bir belgesinin olması gerekiyor. İki, akademik kadrosu güçlü olması gerekiyor. Bana gelip de ders anlatan bir hoca 40 yıldır o hastalık üzerine uzmanlaşmış bir hoca. Üçüncü olarak baktığımızda tıp fakültesinde ilk başta herkes böyle biraz daha idealist düşünüyor. Ben çok idealist düşünüyordum. Şey diyordum hatta. Tıp fakültesi okumak zor abi. Önüme yığın. Milyon saat çalışırım. Ama tıp fakültesine girdiğinde bu böyle olmuyor. Diyorsun ki biraz nefes alayım. Çünkü zorlu bir eğitim. İşte burada da eğitim sisteminin senin sırtına ek bir yük yüklememesini istiyorsun. Bence Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bunu sağlıyor. Dördüncü en önemli kısım yine tıp fakültesi. Bu dört son. Tıp fakültesinin eğitim programının, yani tarihlerin, ne zaman son sınava gireceğinin, nerede gireceğinin, saat kaçta gireceğinin, hangi sınava gireceğinin ve hangi dersten ne kadar soru geleceğinin belli olması gerekiyor. Yani ben yurt dışına staja gidiyorum. Yeşil pasaportum yok, vize alacağım. Ne zaman alacağım? Staj ayarlayacağım, hocayla konuşmam gerekiyor. Nasıl ayarlayacağım? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bana bunu sunuyor. Bunları dedim ki hani girdikten sonra işte bunu, bu bilince eriştiğimde anladım ki evet, doğru yeri seçmişim, şanslı adammışım diyorum. Bu tiradın üstüne zaten yani şu an herkese bir Cerrahpaşa şey geldi. Tatilleriniz ne kadar? Tatil açısından bence Cerrahpaşa olarak gayet iyi bir durumdayız. Zaten birinci sınıfa geldiğinizde böyle hani 12. sınıfın yorgunluğuyla falan böyle hani Cerrahpaşa sizi bir anda hadi işte tıp camiasının içine atmıyor. Hani böyle size nefes almanız için bir sene veriyor. Mesela birinci sınıfta bu çok duyuluyor dışarıdan da. Cumalarımız tatil. İşte geldiğinizde sömestr tatiliniz 1,5 ay kadar oluyor sanırım. Hani bunlar giderek tabii ki de azalıyor. Hani sizin ne kadardı bu sene? Bizim işte 4. sınıfa geçince olay değişiyor. Bir haftaya dönüyor. Ya bu sene 4 günde hatta. Bizim. İlk 3 sene tatil açısından gayet avantajlıyız. İlk 3 sene yarı yıl tatilleri 5 hafta, 4 hafta veya 6 hafta. Hani bunlar değişiyor tabii. Yaz tatilleri de Haziran'ın 2. haftası kapanır. Eylül'ün 2. haftası başlar şeklinde oluyor. 4'e geçtiğimizde olay değişiyor. Nasıl oluyor? İşte bir hafta iniyor. 5'te de bir hafta iniyor. Yaz tatili bu sefer 4'ten 5'e geçerken 2,5 ay kadar oluyor. 5'ten 6'ya geçerken 1 ay kadar. Çünkü internlük denen bir süreç başlıyor. Evet. TUS İngilizce mi? Cerrahpaşa TUS'ta başarılı mı? TUS İngilizce değil. Yani niye İngilizce olsun ki zaten? Nereden çıktı bu soru? Cerrahpaşa'da TUS'ta gayet başarılı. Hani bence bu da eğitim sistemimizin gayet iyi olduğunu bir göstergesi. Çünkü başka bir ölçüt yok yani hani sınav olarak baktığında. Şubat TUS'u yapıldı. Sonuçları da açıklandı bunun. Yani medyaya da düştü hatta. İlk 10'da 5 kişi Cerrahpaşa'dan, ilk 4 artı 8. Ve ilk yüzde birçok derece vardı. Burada iyi bir tıp eğitimi veriliyor. Öğrenciye angarya iş yaptırılmıyor özellikle internlük döneminde. Bunun sonucunda başarı geliyor. Tam olarak kaç yaşında doktor olup işe başlıyoruz? Yani o sana bağlı, fakülteyi kaç senede bitiriyorsan artık. Ben 21 yaşındayım. 24 yaşında mezun olacağım. İnternlüğüm bitmiş olacak. Devlet beni mecburi hizmete 24 yaşında bir yere atayacak ve pratisyen olarak çalışmaya başlayacağım diye umuyorum yani, kalmazsam 24 benim için. Baktığımızda yani 24 hayatına, yaşında işini evet, eline alan bir profil görebiliyoruz. Zaten bizim 6. sınıf dediğimiz internlük dediğimiz dönemde de siz aslında hasta bakıyorsunuz. Orada derse girmiyorsunuz, sınavınız olmuyor. Hani hastayı muayene
muayene ediyorsunuz, teşhisini koyuyorsunuz, tedavisini düzenliyorsunuz. Sadece bir uzmanın görüşünü alıp hani ben bu tedaviyi uygun gördüm diye uzmanın kaşesini basıyorsunuz. Aslında hani bu da meslek hayatı eğer sayarsanız. Çapa tıpla Cerrahpaşa tıp arasındaki farklar nelerdir? Yani. Klasik soru. Yani her Cerrahpaşalı'ya veya Çapalı'ya sorulan bir soru bu. Evet. Aslında biz bu soruyu sevmiyoruz. Çünkü biz Cerrahpaşa'nın öğrencisiyiz ve biz Cerrahpaşa'nın sistemini bilip size Cerrahpaşa'yı anlatıyoruz. İki büyük tıp fakültesi. Evet. Yani baktığında öğrenci İstanbul'da hangisini yazayım diye bir çelişkiye düşüyor veya bir ikileme düşüyor daha doğru tabirle. Geliyor ikisine de gidip görüyor. Bizim tavsiyemiz her ikisine de gidip bilgi alması öğrencilerin. Cerrahpaşa'da, Çapa'da, ayrıyeten Hacettepe, Ege ve Marmara gibi büyük köklü tıp fakülteleri aslında bu ülkenin çok büyük değerleri. Hangisine giderse gitsin öğrenci çok iyi bir hekim olarak çıkacaktır yani. O yüzden kesinlikle gidip incelemeli ikisinde. Zaten eğitimlerinin hani hiçbirine kötü bir şey diyecek durumumuz yok bu ekol okulların. Hani temel farklar var. İşte sınav sisteminde ufak tefek farklılıklar. İşte belki hani uygulamalarda falan farklılıklar olabilir. Hani bunu da öğrencinin kendi gidip oranın öğrencileriyle konuşması lazım bizce. Kadavra imkanları nasıl? Evet. Ayrıca yurt imkanları nasıl? Genelde hani devlet üniversiteleri hakkında böyle bir yanlış inanış var. Hani işte 60 kişi bir kadavranın başında toplanıyorlar falan gibi. Öyle bir şey kesinlikle yok zaten. Birinci sınıftan itibaren biz gidip kadavra görmeye başlıyoruz zaten anatomi uygulamalarımızda. Nasıl görmeye başlıyoruz? İşte bizim küçük küçük gruplarımız var hani 60'ar kişilik. Gidiyoruz. İşte masada 3-4 tane kadavra oluyor. 2-3 tane de maket oluyor. Hani bir kadavranın başında işte 10 kişi oluyoruz. Hani bir tane de asistan abi ablamız oluyor. Bize kadavrayı anlatıyor falan. Hani 1. sınıftan 3. sınıfa kadar zaten böyle devam ediyoruz. 3. sınıfa geçtiğimizde artık hani yeni kadavrayı hani nasıl açılır kadavra bunları öğrenmeye başlıyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bence en güzel noktalarından biri. Tıp fakültesinde anatomi eğitimimiz altın standart olarak kadavra diseksiyonu yani keserek açmayla öğrenilir. Genellikle Türkiye'de kadavra sıkıntısı olduğu için bu yapılamıyor ama Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bu yapılıp 3. sınıf öğrencileri de dahil olarak kadavrayı bölüm bölüm açarak üstünde öğrenirsin. Bu çok güzel bir şeydir. Yurt imkanları okulun kız ve erkek öğrenci yurdu var, ikisi de mevcut ama kontenjanları sınırlı maalesef. İlk 200'e giren öğrencilere hem kız hem erkek yurt imkanları var, bedavaya konaklama imkanları var. Onun dışında kalan kontenjanları da işte öğrenciler nereden geliyor, işte aile durumları nasıl falan gibi bir sıralamaya sokup kalan kontenjanları o öğrencilerle dolduruyorlar. Kampüs hayatı nasıl? Yani Cerrahpaşa olarak zaten bir kampüsümüz yok demek lazım aslında. Biz hastanenin içinde eğitim görüyoruz. O yüzden kampüs imkanlarımızın çok çok güzel olduğunu söyleyemem. Ama bence yani zaten söylemiştim, tıp fakültesinde olması gereken de bu yani. Hastanenin içinde senin eğitim görmen gerekiyor. Tıp fakültesi bir insanı sosyalken asosyal, asosyalken sosyal yapmaz. Çok güzel bir spottu değil mi? Bayağı bu kullanılır. Tıpı İngilizce okumak avantajlı mı? Tıpı İngilizce okumak. Ya ben hep şöyle düşünüyorum. Tıp okumak için İngilizce tıp okumak şart değil. Ama iyi bir doktor olmak için iyi bir İngilizce bilmek şart. Tıp fakültesinde bir öğrenciyseniz, hekim adayıysanız İngilizce bilmek zorundasınız. Türkçe tıpta okusanız, İngilizce tıpta okusanız. Ama İngilizce tıp okurken sizi bu zorunluluğa kafanıza vura vura bunu bırakacak. Yani böyle bir mecburiyet olacak. Sonuçta sınavınız İngilizce, dersiniz İngilizce anlatılıyor. Bir cümleyle Cerrahpaşa için olayı anlatayım. Cerrahpaşa'da Türkçe ve İngilizce arasında böyle amşam aman aman bir fark yok. Hocaların %95'i Türkçe'ye girer, Türkçeden çıkar, İngilizce'ye girer. Slide'ını Türkçeyken İngilizce aynı slide'ı orada İngilizce olarak anlatır. O yüzden çok bir fark yok aslında. Arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Keyifli bir çekimdi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Daha uzun bir çekim yapmak isterdik. Fakat talep olursa yaparız. Çok gevezeyim abi, açık söyleyeyim. İkisini çekeriz. En kötü ihtimalle Cerrahpaşa'da. Cerrahpaşa'ya gelip orada çekeriz. O zaman zahmet ettiniz geldiniz. Estağfurullah. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür kıyamet ediyoruz. Kopabilir. Çok konuştuk. Hayır, şeyden dolayı. Yok, ben de sen bitiriyoruz dedin ya. Şey, hayır. Yani Özcan çok konuştu ve soruları kestik sandım.